Haberin olsun kanalından hepinize merhabalar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Akdeniz'in kuzeydoğusunda yer alan Suriye, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesiştiği bir bölgede bulunmaktadır. Coğrafi konumunda etkisiyle Suriye'de 5 farklı iklim bölgesi bulunmaktadır. Ülkenin kuzeyindeki Akdeniz'e açılan kıyı düzlüklerinde yağışlı ve ılıman kışlar ile sıcak ve nemli yazlar yaşanmaktadır. Daha içteki kısımlar ise Halep'ten Homs'a kadar çorak düzlüklerden oluşmaktadır. Doğudaki alanlar ve Türkiye ile sınır bölgeleri, Türkiye'nin yüksek kesimlerinden yağış almakta olup, bu bölgelerde buğday üretimi yaygındır. Güneyde sert yazların ve kuru kışların yaşandığı çöllere rastlanmakta, Şam ve çevresinde ise Lübnan sınırı boyunca uzanan dağlar ve Golan yükseklikleri bulunmaktadır. Bu alanlarda kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar ise kuru ve sıcak geçmektedir. Fırat Nehri Türkiye'den doğmakta, Suriye'nin ortasından geçmekte ve daha sonra Kuzey Irak'a doğru akmaktadır. Orta Doğu'da yer alan ve Akdeniz'e kıyısı olan Suriye, Türkiye, Irak, Ürdün, Lübnan ve İsrail ile sınıra sahiptir. Yarı kurak arazilere ve çöllerle kaplı düzlüklerden oluşan Suriye topraklarının %24,8'i ekilebilir araziler, %4,47'si düzenli hasat sağlanan alanlardır. Suriye başkanlık sistemiyle yönetilmekte olup, başbakan, başbakan yardımcıları ve bakanlar, başkan tarafından atanmaktadır. Beşar Esad, 2000 yılında babası Hafız Esad'ın ölümüyle başkanlığa gelmiştir. Mayıs 2007 ve Haziran 2014 tarihlerinde yapılan seçimler sonucunda, yeniden 7 yıllık dönem için devlet başkanı seçilmiş olup, 2021 yılına kadar görevde kalması beklenmektedir. Ülkede halk tarafından seçilmiş bir parlamento ve devlet başkanı tarafından atanan bir hükümet görev yapmaktadır. Baas Partisi ülkedeki baskın politik gücü oluşturmaktadır. Suriye'de Mart 2011'de yönetim karşıtı gösteriler şeklinde başlayan olaylar kısa sürede bir iç savaşa dönüşmüştür. Suriye'de iç savaş halen devam etmektedir. Bu süreçte devletin etkinliği, yönetimin ülke toprakları üzerindeki hakimiyeti ve kamu idaresinin işleyişi karmaşık ve tartışmalı bir hale gelmiştir. Suriye idari bakımdan 14 bölgeye ayrılmıştır. Haseki, Lazkiye, Al-Kuneytra, Rakka, As-Suveyda, Dara, Deir az-Zor, Dimaşk, Halep, Hama, Homs, İdlib, Şam ve Tartus. Ancak devam eden iç savaş sürecinde Suriye rejiminin bu bölgelerin bazılarının kontrolünü kaybetmiş, bazılarının ise sadece kent merkezlerinde yönetimini sürdürebilmektedir. Önemli illerden İdlib, Özgür Suriye Ordusu, Rakka ise IŞİD kalan kent merkezleri Suriye rejiminin kontrolündedir. Ancak şehir dışındaki alanların önemli bir kısmı muhaliflerin kontrolündedir. Suriye'nin kuzeydoğusunda kalan geniş bir alanının kontrolü PYD-PKK ile IŞİD'in elindedir. IŞİD son dönemde geçmişte elinde tuttuğu pek çok bölgeden çekilse de Doğu ve Güneydoğu Suriye'de varlığını sürdürmektedir. Burada belirtilmesi gereken diğer bir husus ise, bu bölgelerin kontrolünün değişkenlik göstermesi ve sınırlarının değişmesidir. Suriye nüfusu 1990-2011 yılları arasında hızla artarak 20 milyonu aşmıştır. Yarım milyon Filistinlinin ve 1,4 milyon Iraklının da Suriye'ye sığınması nüfus artışını hızlandırmıştır. Ancak Mart 2011'de başlayan ve sonrasında iç savaşa dönüşen çatışmalar sebebiyle çevre ülkelere sığınanların sayısı 5 milyonu aşmıştır. 2011 yılında 21,8 milyona ulaşan nüfus, 2013'te 20 milyona kadar gerilemiştir. Son tahminler, Suriye nüfusunun 18,4 milyon civarında olduğu yönündedir. Geniş yüz ölçümüne rağmen, nüfusun yaklaşık %78'i en büyük 7 kentte yaşamaktadır. Önemli şehir merkezleri başkent Şam ve güneydeki Halep'tir. Diğerleri ise sanayi kentleri olan Homs ve Hama ile liman kentleri Lazkiye ve Tartus'tur. Ülkede yaşanan iç savaş ekonomik faaliyetleri önemli ölçüde sekteye uğratırken, istihdamda da ciddi oranlarda kayba yol açmaktadır. Ülkede işsizliğin %50'nin üstünde olduğu varsayılmaktadır. Geçmişte merkezi planlı bir ekonomik sisteme göre yönetilen ve 2000 yılından itibaren serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecine giren Suriye'nin temel gelir kaynakları, petrol, dış yardımlar, yurt dışında çalışan Suriyeli işçilerin döviz gelirleri ve tarımdır. Petrol ihracatı, toplam ihracat gelirlerinin 2/3'ünü ve bütçe gelirlerinin yarısını oluşturmaktadır. Petrol dışı sanayi, kimyasal, kauçuk, plastik, tekstil, deri ve gıda işleme alanlarında yoğunlaşmaktadır. Hizmetler sektörü içinde özellikle turizm hızlı bir gelişim sergilemiştir.
ülkedeki büyük sanayi şirketlerinin çoğu devlet tarafından işletilmektedir. Ancak kamunun ekonomideki payı kademeli olarak gerilemektedir. Başlıca ticaret merkezleri Şam, Halep, Lazkiye, Tartus, Deir al-Zor ve Homs, petrol sanayinin merkezi ise Deir al-Zor çevresiyle Halep ve Banyas'taki rafinerilerdir. Tekstil ve seramik gibi hafif sanayi üretiminin ve gıda işleme tesislerinin çoğu, tarım alanlarına yakın olan Şam, Halep ve Homs'ta bulunmaktadır. Ülkenin iki büyük liman şehri olan Lazkiye ve Tartus, uluslararası ticaretin merkezi iken, kuzeydeki Banyas'tan petrol ihracatı yapılmaktadır. Ülkenin doğusu daha az gelişmiş olmasına rağmen, Haseki şehri tarımsal faaliyetlerin yoğunluğu nedeniyle komşu illerden göç almaktadır. Deir al-Zor ve Palmira, yeni petrol ve doğal gaz alanları bulunması ile iç savaşın başlamasına kadar hızla büyüyen şehirlerdir. Büyük kısmı iç piyasada tüketilen tarımsal ürünlerin çoğu ülkenin kuzeyinde ve Halp-Şam hattının batısında üretilmektedir. Hükümetin pamuk ve tahıl piyasalarına müdahaleleri devam ettiğinden, tarımda özel sektör faaliyetleri, daha az stratejik önem arz eden meyve üretimi gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Ülkedeki iç karışıklıklar tüm ekonomik faaliyetlerde ciddi anlamda küçülmeye neden olmuştur. Ülkenin en önemli sanayi merkezlerinde faaliyetler durma noktasındadır. Son dönemde rejimin kontrolünü ele geçirdiği bölgelerde yeniden inşa ve temel hizmetlerin yeniden sağlanması amacıyla çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Ayrıca AB-Rusya uzlaşması ile ülkenin güneyinde oluşturulan çatışmasızlık bölgelerinde hükümet, bir taraftan Mart 2011'de başlayan ve zamanla iç savaş boyutuna ulaşan siyasi istikrarsızlığın, bir yandan da uluslararası yaptırımların körüklediği ekonomik faaliyetlerdeki çöküntüyle mücadelede büyük sorunlar yaşamaktadır. Ülkede temel ihtiyaçların karşılanması dışında bir ekonomik politikadan bahsetmek mümkün değildir. Ülke ekonomisiyle ilgili diğer bir husus ise dış yardımlar olup tahıl ve akaryakıt dahil olmak üzere pek çok ihtiyaç maddesi dışarıdan temin edilmektedir. Ülkedeki iç karışıklıklar siyepinin değer kaybetmesine ve enflasyonun artmasına neden olmuştur. Kriz öncesinde 1 ABD doları 45-40 YP bandında alınıp satılırken, 2017 yılı son çeyreğinde Suriye Merkez Bankası kuru 500 YP'ye yaklaşmıştır. 2017 enflasyonunun ise %25,7 civarında olması beklenmektedir. Siyasi istikrarsızlık öncesinde kamunun ekonomideki ağırlığının azaltılması, özel sektörün, yabancı sermayenin ve rekabet ortamının teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ekonomik reformların olumlu etkileri sonucunda ülkeye yapılan yabancı yatırımlar, ülkedeki istikrarın artması ile faaliyetlerini sona erdirmiştir. Ülke ekonomisinde önemli yer tutan ve başlıca ihraç ürünü olan petrol üretimi, petrol bölgelerinin hükümet dışı güçlerin eline geçmesi sonucu önemli ölçüde azalmıştır. Sınırlı sayıdaki sahada yapılan petrol üretiminin 10 bin varil güne düştüğü tahmin edilmektedir. Suriye ekonomisini etkileyen diğer bir önemli husus ise iç karışıklıkların başlamasıyla uygulamaya konulan kısıtlama ve ambargolardır. Özellikle Suriye petrolünün önemli bir kısmının alıcısı konumundaki AB'nin petrol ithalatına getirdiği yasak, Suriye ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Ancak zaman içerisinde ülkedeki petrol üretiminin durması öne çıkmış ve Suriye'nin petrol ihracatına uygulanan yasaklar anlamını yitirmiştir. Son olarak, ülkede yaşanan iç karışıklıklar, ekonomiyle ilgili sağlıklı verilere ulaşılmasını imkansız hale getirmiştir. Ayrıca, ülkedeki şartlar sürekli değişmekte olup, her iki durum, Suriye'nin geleceğiyle ilgili ekonomik ve siyasi belirsizlikler artmış olup, geleceğe ilişkin tahmin yapılmasını güçleştirmektedir. Ülkede yaşanan iç savaş ve uygulanmakta olan uluslararası yaptırımlar, ülkedeki ekonomik faaliyetleri büyük ölçüde kesintiye uğratmıştır. Dolayısıyla ülkenin ekonomik göstergelerinin tamamı bozulmuştur. Üretim, ihracat ve ithalat gerilerken gelirlerin azalmış ve bütçe dengesi büyük oranda bozulmuştur. Aynı şekilde döviz gelirlerinin gerilemesi, döviz kurlarındaki istikrarın bozulmasına yol açmıştır.